ALB Work'ten herkese iyi akşamlar. Ben Cansu Özden, Filiz Er Yılmaz ile Ekonomi Hattı programımıza hoş geldiniz. Bir bant çekiyoruz efendim. Sonuçta bütün verileri almış bulunmaktayız ve dedik ki hani bu seferlik kayıt çekelim. Bizleri maruz görürsünüz inşallah. Ama canlı yayınlarımız tabii ki de olacağız. Oraya sorularınızı saklayın diyelim o zaman. Ama öncelikle Filiz Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Cansu Hanım, çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Dediğimiz gibi bu sefer canlı değil de bir kayıtla girelim dedik. Sonuçta verilerin hepsini aldık ve fiyatlamalar devam ediyor. Yani bu hafta oldukça önemliydi. Özellikle küresel tarafta çok önemli veriler aldık. Fed, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'ndan tüm faiz kararlarını topladık ve yayınımıza geldik. Dilerseniz Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. İlk önce bence en önemli konu o çünkü diğer bankalar da onları takip etti gibi gözüküyor. 50 baz puan faiz artırımı bekleniyordu. Yine o şekilde geldiler. 50 baz puan faiz artırımına devam ettiler. Son dönemlerde hep 75-75 gidiyorlardı. Oldukça agresiflerdi. Bu da piyasaları oldukça etkiliyordu. Ama bu sefer biraz faiz artırım hızını yavaşlattı gibi gözüküyor. Çünkü enflasyon açıklandı, enflasyon beklenti altı geldi. Bence en büyük etken buydu. Enflasyon verisi çok etkiledi bu faiz kararında FED temsilcilerine ve oy oranıyla aslında alınmış bu karar. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasaların fiyatlaması şu an nasıl gözüküyor? Sizlerden biraz yorumunuzu rica edelim. Tabii Cansu Hanım. Evet, dediğiniz gibi bugün bant çekiyoruz. Bugün Perşembe. Bantı da hatta ECB faiz kararı alındı ama henüz Lagarde'ın konuşmasında göremedik. Dolayısıyla çok fazla da yorum yapamayacağız. Değerli izleyenlerimizle de bunu paylaşayım isterim. Şimdi şöyle başlayalım. Elbette Fed ağırlıklı bir konuşma yapacağız bugün. Şimdi dün Fed'in kararında 3 ayak vardı merak edilen. Aslında biri hiç merak edilmiyordu ama diğer ikisi merak ediliyordu. Faiz kararının ne olacağı ilki. İkincisi, bu ekonomik projeksiyonlar ve aynı zamanda nokta grafikte ne gibi tahminler gelecek? Bu çok merak ediliyordu. Ve elbette son olarak da Powell ne diyecekti? Dolayısıyla ilki zaten hemen hemen artık herkesin kanıksadığı ve fiyatlamalara neredeyse %100 girmiş bir durum. 50 bas puan geldi. 50 bas puan gelmesi şunu ifade ediyor. Yani Fed para politikasında yeni bir patikaya, yeni bir yol haritasına giriyor. Bunun sözlü yönlendirmesini çok iyi yaptı zaten Fed. Yani Powell açık açık Brookings Enstitüsü'nde söyledi. 50 basmanla geleceğiz. Aralığı işaret etti. Hatta o sözlü yönlendirmeyi iyi yapabilmek adına bir miktar o da oraya çekti ama tabii piyasa bunu bir miktar ne diyelim fırsatı kaçırmayıp işte Aralık'ta bu 50 basman gelme meselesine odaklanması nedeniyle de çok da güvercin fiyatlayıp piyasada rallide, yani çok uzun soluklu olmasa bir rallide görmüştük. Çünkü neden? Yani Fed şunu yapmaya çalıştı. Çünkü 4 tane 75 bas puan yapmış bir merkez bankası var. 50 bas puana düşmeyi Fed bir güvercinleşme olarak algılanmaması yönünde çok çaba sarf etti. Dolayısıyla ağırlıklı olarak o da orayı verdi. Ki zaten dün akşam Powell'ın konuşmalarına da baktığımızda yani bundan sonraki sürede 25 de gidiliyor olsa da hani bu enflasyonla mücadele eden vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Yani toparlayacak olursam 50 bas puan geldi ve ne diyelim piyasa fiyatlamalarını etkilemedi. Fakat ikinci ayak ekonomik projeksiyonlar ve nokta grafik asıl aslında fiyatlamaları yansıtan hatta belki de belirsizliği daha da artıran noktalar oldu demek çok yanlış olmaz. Şimdi ekonomik projeksiyonlarda biliyorsunuz 2000, yani bu yıl dahil olmak üzere 2025'e kadar ve uzun dönem aynı zamanda tahminler açıklanıyor. Dört temel verinin ekonomik büyümenin, işsizliğin, PCE yani enflasyon göstergesi ve çekirdek PCE dört temel ekonomik verinin öngörüleri açıklanıyor. Nokta grafikte de faiz oranı ne olacak işte önümüzdeki yıl 2024-2025 ve uzun dönemde Fed üyelerinin ortalama medyan tahmini ne? Bu nokta grafikte hem bu ortalamayı görüyoruz hem de tek tek Fed üyelerinin her bir yıla ilişkin faizi nerede gördüklerini görüyoruz. Dolayısıyla hepsini aynı anda görme şansımız oluyor. Nokta grafik faizle ilgili olan tahmin diyebiliriz. Şimdi ekonomik projeksiyonlarda tabii 2023 önemli. Neden? Çünkü asıl belirsizlik kısa vadede orada. Şimdi 2023 için şunu yapmış Fed. Ekonomik büyüme, bu arada 3 aydan 3 aya bu ekonomik projeksiyonları Fed yayınlıyor. En son Eylül'de yayınlamıştı. Eylül'de demişti ki bize 2023'te Amerikan ekonomisi 1,2 büyüyecek demişti 2023 için. Şimdi bugün geldiğimizde 3 ay sonra diyor ki %0,5 büyüyecek diyor.
Yani aşağı yönlü bir %0,7'lik bir aşağı yönlü revizyon var. Oldukça güçlü bir revizyon. İşsizliğe bakıyoruz, %4,4 işsizlik olacak demişti. Onu da %4,6'ya çekmiş. Yani şu an işsizliğin %3,6 olduğunu düşünürsek 2023'te %1 daha artacak. Şimdi bir kere dün ne diyelim, aslında dananın kuyruğunun koptuğu yer bu. İlk olarak iki temel nokta var. İlk noktadan biri şu: ekonomik büyümenin aşağı yönlü bu denli güçlü revize edilmesini piyasa hiç olumlu karşılamadı. Ve dedi ki yani Fed üstü kapalı bize söylemiyor. Hala yumuşak iniş senaryosundan bahsediyorlar ama aslında kendi içlerindeki kaygılar dışa yansımıyor. Dolayısıyla piyasa Fed üyelerinin bu ekonomik büyümeye ilişkin 2023'e dair bu olumsuz öngörüsünü çok ciddi bir belirsizlik, ekonomik büyümeye dair çok ciddi bir sıkıntı olabilir. Powell'a bu soruldu tabii. Dediler ki yani nasıl oldu da hani %0,5'e çektiniz? Dolayısıyla hatta ya yani şöyle söyleyeyim, tartışma iki yönlü de gidiyor aslında. Yönlerden biri şu: kimileri diyor ki yani Amerika resesyona girecek 2023'te ama teknik olarak yani rakama baktığınızda bir resesyon yok. %0,5'lik bir büyüme var. Şimdi bir yön itibariyle böyle eleştirenler de var. Nasıl olacak da büyüyeceksiniz? Bir yön itibariyle şunu söyleyenler, ağırlıklı olarak bu taraf daha hakim. Diyorlar ki 1,2'den 0,5'e çekmişsin. Dolayısıyla bu ekonomik büyümede çok ciddi bir daralma, aşağı yönlü ciddi revizyon. Dolayısıyla bu ekonomi yani sorunlu olmayacak mı? Ve resesyon sorusu da geldi tabii. Resesyona da Powell, yani resesyona girip girmeyeceğimizi kimse bilemez dedi. Şimdi piyasa buradan tuttu. Dedi ki yani tamam, yani şunu anladık: ekonomik büyüme verileri iyi gelmeyecek. Şimdi neden iyi gelmeyecek? Ne dedik? Ekonomik büyüme aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik yukarı yönlü revize edildi. Bu arada çekirdek PCE, asıl Fed'in baktığı enflasyon göstergesi, onu da 2023 için 3,1'den 3,5'e çekmişler. Enflasyon da yukarı çekilmiş. Şimdi bunu bir tarafa koyalım, şu faiz oranlarını anlatayım, o zaman birleştireyim, daha açıklayıcı olur. Şimdi nihai faiz oranı, yani o nokta grafikte 2023 için ortalama medyan yıl sonu faizi %4,6 idi. Bundan yaklaşık 2-3 hafta önce Powell ve Fed üyeleri o nihai faiz oranı, yani Eylül'de size sunduğumuz %4,6'yı bir miktar yukarı çekmek zorunda kalabiliriz demişlerdi. Geldi ve 2 aydır bir düşüş var. Piyasa dedi ki tamam, yani enflasyonda bir gerileme olduğuna göre gidişat da iyi, tarihi zirvede görüldü, en kötü geride kaldığına göre demek ki nihai faiz oranı çok da yükseltilmeyebilir. Yükseltilse de %5'lerin üstüne çıkmayabilir beklentisi vardı. Öyle olmadı. Gelen oran %5,1. Şimdi bu ortalama medyan. Yani beklentilerin oldukça üstünde. Bir, bunu bir tarafa koyalım. İki, Fed üyelerini almışlar. 19 Fed üyesi var. 19 Fed üyesi Eylül ayında hiçbiri 2023 için %5'in üzerinde faiz öngörmemişti 3 ay önce. Fakat bugün geliyoruz, sadece 2 üye %5'in altında faiz öngörüyor. 10 üye 5-5-25 aralığını öngörüyor 2023 için. Ve 7 üye, asıl burası da çok vurucu, 5-25-5,5, yani 5-25'in üstünde faiz öngörüyor. Yani dolayısıyla Fed üyelerinin 2023 yılına ilişkin faiz beklentileri oldukça yüksek. Piyasa beklentilerinin çok üstünde. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim, yani en belki de şahin taraf buydu. Gelelim Powell'a da gelelim, ondan sonra aslında değerlendireyim. Powell da oldukça şahindi. Yani son 1-2 aylık konuşmalara göre baktığımızda oldukça şahin bir Powell gördük. Çok net konuşuyor. Bir kere ya şu çok merak ediliyor. Yani piyasa enflasyonu kafada artık bitirmişti. Yani en azından en kötü geride kaldı. Enflasyon düşüyor demeye başladı. Dolayısıyla Powell ne düşünüyor üfe ve tüfe hakkında? Bunu merak ediyordu. Dolayısıyla yani Powell'dan bir miktar daha şahinlik dozunu düşük bekliyordu. Niye? Çünkü Powell şunu söylüyordu. Diyor ki 2 ya da 3 aylık momentumda bir düşme görürsek biz, yani bu bizim için hani bir miktar daha sıkılaşmayı daha hafifleteceğimiz anlamına gelir şeklinde bir sözlü yönlendirme yapıyordu. Fakat dün akşam dolayısıyla piyasada dedi ki 2 aylık sürede tüfede düşüş var, 6 aylık sürede üfede düşüş var. O zaman Fed'in sözlü yönlendirmeleri artık yerine geldiğine göre, hatta konut kira tarafı tüfe tarafında orada bile momentum bir miktar azaldı. O zaman tamam, yani enflasyonda en kötü geride kaldı. Artık Fed bir miktar daha sakinleyebilir.
Böyle bir Powell bekliyordu ama öyle olmadığını gördük. Powell bir kere bu son 2-3 aylık trende bakıp bu sözü yönlendirmeyi tamamen bir tarafa bıraktı ve ön plana enflasyon odaklı bir konuşma çıkardı ve dedi ki bizim hedefimiz %2. %2'ye inene kadar ve oraya indiğine ikna olana kadar biz durmayacağız. Sıkı durmaya devam edeceğiz. İlk olarak faiz artışları devam edecek dedi. Yani 2023'ün ilk çeyreği Şubat ve Mart'ta faiz artışı gelecek. Bunu çok açık bir şekilde söyledi. Bu ne olur? 50 mi olur? 25 mi olur? Bu verilere bağlı dedi. Şimdi ilk biliyorsunuz toplantı Şubat'ta, Ocak'ta bir toplantı yok. Veri odaklı gideceğiz. Veri bize daha hani 25'in üstünde olsun derse 50 yaparız. Ama yok olmazsa 25 baz puan daha küçük artışlarla gitmek mantıklı şeklinde bir söylemi oldu. Şimdi dolayısıyla Johnson ekonomik projeksiyonları hatta daha birincil planda bu anlattığım faiz oranının beklenti üstünde gelmesi hem medyanın hem de üyeler bazında bir. İki, Powell'ın oldukça şahin olması, dolayısıyla havlu atmaması, çok net konuşması oldukça şahin. Şimdi böyle bir ortamda evet neyi gördük? Çok daha şahin bir piyasa tepkisi beklememiz gerekirdi. Evet, Wall Street tarafında gördük. Yani dün bir düşüş vardı. Hatta şu an ben saat 17.15 yani vadelilere baktım piyasa yani programdan önce bakma şansım oldu. Vadelilerde %1,5 hatta %2'ye yakın Nasdaq'ta satış var. Dolayısıyla hani orada bir miktar gördük. Hatta şöyle söyleyeyim yani aslında satışlar dün daha fazlaydı. Sonra bir miktar bu olumsuz satışlar ortadan kalktı. Dolar endeksinde çok güçlü bir 103'lere kadar bir geri çekildi ama yani hemen hemen toplantı öncesi seviyeler 103,5'ta. İlginç olan 2 yıllık 10 yıllıklarda gerileme var. Hadi 10 yıllığı anlıyoruz ama 2 yıllıkta hani böylesi şahin projeksiyonların olduğu yerde mutlaka bir yükseliş ivmesi görmemiz gerekirdi. Daha da önemlisi swap tarafı Fed'in ne söylediğini hiç dikkate almıyor. Ne demek istiyorum? Şu an baktığımızda yani böylesine şahin mesajlar var. Özellikle faizle ilgili. Bakıyoruz diyor ki Şubat'ta 25 gelecek, Mart'ta 25 gelecek. Tavan faiz oranı Mart'ta 4,75 5 olacak. Bakın Fed bize ne diyor? Ortalama 5,1 olacak diyor. Hala oranın altında. Sonra ne olacak? Eylül'de bir 25 bas puan indirip Aralık'ta indirip 4,25 5 ile kapatacağız diyor. Şimdi bir kere 2023'ün ilk yarısı ve ikinci yarısı ile ilgili piyasa ile Fed arasında ciddi bir uçuş. Şimdi bakın önceden şöyleydi. Bu toplantı öncesinde bu 5,1'lik faiz artırım süreci gelmeden önce aşağı yukarı 2023'ün ilk yarısı için piyasa ile Fed uyuşuyordu. Belki 25 bas puan bir farklılık olacaktı yukarı yönde sadece. Fakat şimdi hem ilk yarı ile ilgili ciddi bir uyuşmazlık başladı hem de ikinci, şimdi ikinci yarı ile ilgili neden uyuşmazlık vardı? Pivot Fed'i fiyatlıyor şu an hala. Ama oysa Fed'in bize sunduğu ekonomik projeksiyonlara baktığınız zaman ve faiz projeksiyonlarına baktığınızda Pivot Fed yok zaten şu an. Yani kesinlikle Fed'in projeksiyonlarında yok ki Powell açık bir şekilde de bunu söyledi. 2023 içinde hiçbir üyemiz faiz indirimini öngörmüyor. Hatta şunu söylüyor. Bir adım daha ileri götürüyor. Şimdi genel olarak beklenti 2024'te. 2024 içinde o %2'ye geleceğimize ikna olursak diyor. Fed üyelerinde bir faiz indirim beklentisi var. Hani o pivot Fed'i tamamen hem projeksiyonlar hem Powell'ın söylemleri ortadan kaldırdı. Ama piyasa bana mısın bile demedi. Hala orada pivot Fed devam ediyor. Tamam bunu bir tarafa koyduk. Geldik asıl şimdi orada sorun yokken şimdi de orada sorun başladı. Nerede? 2023 ilk yarısında. O da ne şu? Şimdi Fed diyor ki ben 5 üzerine çıkaracağım diyor. Ortalama 5'in üstüne çıkaracağım tavan faizi diyor. Ama piyasa diyor ki 4,75 5 aralığı. Yani o da aşağı yukarı 4,84'e falan tekabül ediyor. Hala yani Fed'in söylediği oranın oldukça altında. Peki neden piyasa ikna olmadı? Piyasa şu nedenle ikna olmadı. Şimdi ilk başta ekonomik projeksiyonları söyledi. Orada ekonomik büyümenin %1,2'den 0,5'e indirildiğini söyledim. Piyasa diyor ki gelen yani ekonomik projeksiyonlara baktığınızda ekonomik büyüme verileri çok kötü. Ekonomik büyümeye dair işsizlik çok yüksek. Dolayısıyla Fed bize böyle bir ekonomik büyümeye ilişkin bir projeksiyon sunuyorsa bu oldukça kötü bir ekonomik görünüme işaret ediyor. Nasıl olacak da böylesi kötü bir ekonomik görünümde Fed faiz artırmaya devam edecek bir, iki, uzunca bir süre nasıl olacak da böylesi kötü bir ekonomik ortamda faiz indirmeyecek. Dolayısıyla bu bana hiç rasyonel gelmiyor diyor ve Powell'ın konuşmalarından da bir endişe de duyduğunu anlıyoruz piyasanın. Dolayısıyla içlerinde var ama yansıtmıyorlar. Dolayısıyla tutanaklar çok önemli hale geldi. Fed üyeleri bu ekonomik büyüme hakkında ne konuştular, ne düşünüyorlar? Tutanaklar dolayısıyla analistler tarafından merakla bekleniyor. Dolayısıyla mümkün değil diyor piyasa. Ben hiç ikna olmadım.
Dolayısıyla zaten ne dedi Powell? Resesyon olup olmayacağını da kimse bilemez. Dolayısıyla ağızlarında sadece ne diyorlar? Söylemedikleri kaldı. Onlar da yeterince bu ekonomik büyümeyle ilgili hadi şey bir tarafa geçtim. Bir belirsizlik var. Yani ekonomide ne olacak 2023'te? Bana bu projeksiyonlar bunu söylüyor. Dolayısıyla böylesi belirsiz bir ortamda, böylesi bir ekonomik büyümenin aşağı yönlü revize edildiği ortamda Fed ne yapamaz? Hayatta söylediği kadar şahin olamaz. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Fed öncesi dönemde faiz tarafı için söylüyorum. Fiyatlamama devam ediyorum. Zaten o fiyatlama tahvil tarafında devam ediyor. Tahvillerde yükselme yok. Dolarda güçlü bir yükselme yok. Orası da ikna olmuş durumda değil. Wall Street tarafında dediğim gibi bir satış oldu. Dolayısıyla orada da şöyle bir durum var. Tabii oradaki satışın sebebi şu. Şimdi hatırlarsanız hep şunu söyledim bu borsalarla ilgili konuşurken. Bu faiz artışları borsalar tarafında yeterince fiyatlandı demiştim. Fiyatlanmayan taraf resesyon tarafı demiştim. Neden? Çünkü 2023'e dair %110, %115'lik bir karlılık oranlarında büyüme düşecek çünkü. Ama şurası net değil. Yani Amerika ne zaman resesyona girecek? Ne kadar derinlikte girecek? Oradan çıkabilecek mi? Çok farklı tahminler geliyor. Fed hala yumuşak iniş senaryolarını kabul etmiyor. İşte bir bakıyorsun bir yatırım kurumu diyor ki işte olasılık %70'e çıktı diyor. Bir başkası başka bir şey söylüyor. Çünkü niye? Amerika'dan gelen veriler çok karışık. İş gücü piyasası çok sıkı, çok güçlü. Powell buna da vurgu yaptı. O nedenle net emin olunamıyordu açıkçası. Şimdi dolayısıyla dün gelen ekonomik büyüme en azından resmi kurumdan hani Fed hep ekonomik büyümeye olumlu bakan bir kurum. Öyle veya böyle resesyon öngörmüyor olsa bile %0,5 aslında neredeyse büyümeyen bir ekonomiye işaret ediyor. Ha ne oldu şimdi? 2023'te ekonomik büyüme toplantı öncesine göre oldukça daha aşağıda olduğu anlaşıldı. Bu ne demek? Ekonomik büyüme beklenenden daha güçlü daralacak, karlılıklar düşecek. Dolayısıyla şirket değerleri de düşeceği için hisse değerlerinde bir düşme olacak. Dolayısıyla Wall Street tarafındaki düşme işte çok şahin Powell oldu faizleri artıracak kaygısından dolayı bir düşme değil. Ekonomik büyüme çok daralacağı için bu karlılıkları olumsuz etkileyip hisse değerlerini düşüreceği için. Haliyle o resesyon fiyatlamasının o yapılmayan tarafların aslında yapılmaya başladığını gördük. Ama muhtemelen şu olacak yani genel olarak şöyle bir analizlere ve tahminlere de baktığımda yine şunu söylüyorlar. Diyorlar ki yani 2023'ün ilk çeyreği için yine de hani borsalar tarafında olumlu seyir devam edecek. Neden? Bu kez faizle ilgili. Fed çok agresif gidemeyecek. Hatta belki Şubat'ta yapıp oraya bile evrilmeye başladı. Mart'ta 1,25 bile yapamayabilir diyenler bile var. Açıkçası ben bu kadar iyimser bakmıyorum. Yani bir kez daha Fed şunu kanıtlamış oldu. Oldukça şahin duruyor ve üstü kapalı kabul etmiyorlar ama resesyonu göze almış bir Fed olduğu çok açık. Bunu söylemiyor ama şu cevabı vererek kabul etti. Yani resesyon olup olmayacağını kimse bilemez. Olabilir. Ama biz dikkat ederseniz zaten ekonomi büyümeye hiç vurgu bile yapmadı. Tamamen enflasyon odaklı. Yani bir zafer ilan etmedi. Hatta bence şu da önemli. Enflasyonda biz çok başarılı olamadık dedi Powell. İlk defa bu kadar açık ve net söyledi. İşler çok yavaş gidiyor dedi. İki tane risk görüyoruz. Siz zafer ilan ediyorsunuz ama diyor bizim tarafımızda öyle değil diyor. Neden? Bir, hizmetler tarafı hep söylediğimiz gibi çok yüksek ve kalıcı. Dolayısıyla özellikle konut kira tarafında bırakın aşağı gelmeyi bir miktar daha yükselme olabilir. Konut kira tarafına ancak 2023'ün ikinci yarısında belki bir nefes alabiliriz diyor. Orada sıkıntı var diyor. Mal enflasyonu çok hızlı düşüyor. Memnunuz ama hizmet tarafından hiç memnun değiliz diyor. Dolayısıyla enflasyonu da yukarıya çıkarabilir ya da kalıcılık daha güçlü olabilir diyor. İkincisi emek piyasası ile ilgili, iş gücü piyasası ile ilgili ücretler çok yüksek. Niye? Emek arzı ile emek talebi arasındaki dengesizlik yani çalışmak isteyen insan az, çalıştırmak isteyen kişi çok. Dolayısıyla da şirketler işçi çıkarmak istemiyorlar. Orada da şu eleştiriye de üstü kapalı cevap verdi. Teknoloji şirketleri sürekli işçi çıkarıyorlar. Bu her yere yayılacak. İşte aslında iş gücü piyasası çok çabuk bozulacak hipotezini de şöyle çürüttü. Teknoloji şirketlerinin durumu çok farklı. Oraya bakarak genelleme yapmayın minvalinde konuştu bence. Dolayısıyla orası da sıkı olduğu için dedi. Enflasyonda hala yukarı yönlü riskler var. Dolayısıyla biz sizin kadar enflasyonda kendimizi çok başarılı görmüyoruz. Bu nedenle de ne yapıyoruz? Sıkı gitmeye devam edeceğiz. Tabii Powell'ın hani bu sıkı bir miktar daha şahinlik dozunun yüksek olmasının sebebi Ocak ayında bildiğimiz gibi bir toplantı yok. Dolayısıyla uzunca bir süre var. O uzunca sürede bu finansal koşulların çok gevşemesini istemediği için ama bana kalırsa gerçekten de rasyonel anlamda enflasyonda daha çok yollu olduğu için bunu yaptı Cansu Hanım. Yani sonuç olarak 2023'e ilişkin biz acaba bir miktar patika rahatlar mı, belirsizlik azalır mı derken aksine 2023'ü kafamızda bitirmiştik. 2024'ün 2023'ün ikinci yarısına bakarız. Orada bir kavga olacak.
demiştik ama anladım ki 2023'ün ilk yarısında da kavga devam edecek gibi görünüyor. Şunu söyleyeyim. Benim buradan şu an için çıkardığım nokta şu. Bundan sonraki sürede kötü veri iyi piyasa çok ciddi çalışacak piyasada. Yani ekonomik büyümeye ilişkin öncü göstergeler, ekonomik büyüme rakamları, işte ne diyelim dayanıklı siparişler, PMI verileri, iş gücü piyasası ile ilgili. Beklenti altı gelen her veri piyasa diyecek ki bakın ben haklı çıkıyorum, ekonomi hiç iyi gitmiyor. Bu kötü veri iyi piyasa yaratacak. Çok güç, daha güçlü çalışacak eskisinden. Neden? Fed'i zorlamak için. Dolayısıyla sen zaten bize kötü ekonomik projeksiyon sunuyorsun. Bak senin beklediğinden de daha kötü gidecek. Sen öyle çok ciddi faiz artık. Yani bence mesela şunu da bir açıklık getireyim. Piyasanın derdi şu da değil bir miktar. Yani işte Şubat'ta Mart'ta artırdı işte 4.75 veya 5.75, bu da değil. Asıl dert, asıl kavga şu. Oraya çıktıktan sonra bir 25 bas puan yukarıda veya aşağıda. Oradan sonra dur, ne kadar uzun süre duracak ya da durmayacak. Bu ne demek? Yani piyasa diyor ki oraya çıktı, tavanı gördükten sonra faiz indirmek, bir iki ay sonra faiz indirmeye başlayacak. Fed diyor ki hayır ben orada duracağım diyor. Asıl kavga burada aslında. Ama öyle bir hale geldik ki yani o ilk çeyrekte bile 50 ya yani 25 bas puanlık aşağı yukarı sapma varken tavan faizi. Şimdi o 50 bas puana çıktı. Bundan sonra veri odaklı gideceğimiz dediği için oradaki sapmalar hem 2023'ün ilk yarısına ilişkin hem de ikinci yarısına ilişkin piyasada volatiliteyi, fiyatlamaları, anomalileri artıracak diye düşünüyorum Cansu. Çok teşekkürler. Bence bu haftanın en önemli kararı faiz kararıydı. Çünkü diğer bankaların da Fed'i takip ettiğini görüyoruz. Onlar da biraz faiz kararlarında yavaşladılar. İngiltere Merkez Bankası faiz kararını aldı. 50 bas puan faiz artırımına gitti. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını aldık. O da 50 bas puan faiz artırımına gitti. Şu an hala Lagarde konuşmuş değil ama sizce Lagarde'dan nasıl söylemler çıkacak? Dediğim gibi Fed'i takip ediyor mu gerçekten? Evet Cansu Hanım, yani son dönemde hani bu çok daha önce de Şahin giden merkez bankalarında da hani bir miktar bu artık resesyonun yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla birlikte daha ne diyelim faiz artışları olsa da çok önden yüklemeli değil de 75 ile değil de 50 ile gittiklerini görüyoruz. Bu noktada evet yani zaten piyasa ECB'den de işte İngiltere Merkez Bankası'ndan da 50 bas puan bekliyordu. ECB'de bir miktar kafalar daha karışıktı. Çünkü Avrupa Merkez Bankası üyeleri çok karışık söylemlerde bulundular. Şahin üyeler hep 75'e işaret etti. Daha güvercinler 50'ye işaret etti. Ama son gelen enflasyon, üfe ve tüfe orada da Almanya'da dahil, ülkeler de dahil beklenti altı ve aylık bazda düşmeler var. Dolayısıyla enflasyon orada da bir gerilemeye başladı. Bunun etkisiyle beraber büyümenin gidişatı Amerika'ya göre orada çok daha sıkıntılı olduğu için onlar da hem de Fed'i takip ettikleri için 50 ile gitme kararı aldılar. İngiltere bir miktar daha karışıktı. Özellikle dün İngiltere'nin enflasyonu gelmeden önce bir önceki ay beklenti üstü gelmişti İngiltere'de. Dolayısıyla dediler ki hani beklenti üstü geliyor. Dolayısıyla İngiltere belki 75 yapar diyorlardı ama dün beklenti altı gelince orada da yine yani evet 50 bas puanlı ama 75 de yapmalı diyenler de vardı. Oradan da yine bir 50 bas puanlık karar geldi. Şimdi ben sadece çok ayrıntılarına bakamadım. Sadece şeye bakabildim. Yani sterlindeki duruma ve euro dolardaki duruma baktım. Değer kaybettiğini görüyorum. Yani dolarda sakinlik olmasına rağmen. Yani piyasa bir yön itibariyle şunu fiyatlıyor. Şunu bekleyenler de var. Diyorlar ki yani sizin para biriminiz zaten özellikle euro dolar için yeterince hırpalandı. Dolayısıyla hırpalanmasının en önemli sebebi işte Fed ile sizin aranızda olan faiz sibredi. Hazır Fed Aralık'ta 50 bas puan yapmışken 75 bas puan yapabilirdiniz. Bu fırsatı kaçırmayabilirdiniz. Hazır resesyon da çok güçlü ortaya çıkmamışken. Ha 2023'te belki bir miktardır ama hani aralığı 75 ile geçirebilirdiniz. Sizin fiyatlaması da var orada bence. Ki neye rağmen hani doların daha görece sakin olmasına rağmen ki euro dolarda da son dönemde bir miktar yükseliş ivmesi olmasına rağmen piyasa gelen karardan çok da memnun değil. Bu aynı İngiltere için de geçerli, bu hayal kırıklığı Avrupa Merkez Bankası için de geçerli. Hele ki Avrupa Merkez Bankası için daha da geçerli çünkü orada üyeler arasında ciddi bir farklılık var. Bu farklılığa rağmen hani Şahin üyelerde dinlenebilirdi şeklinde bir durum var. Yani Lagarde'dan da şunu bekliyoruz. Yani Lagarde yani son dönemde hani enflasyonda daha hani en azından şunu söyleyeyim. Avrupa Merkez Bankası üyelerinin ve Lagarde'ın son söylemlerinden giderek enflasyon odaklı gidiyorlar elbette. İsteseler de şu vurguyu çok yapmayacaklar. Yani resesyon riski evet var, ekonomik büyüme riski var ama bunu dillendirdikleri anda piyasa fiyatlamaları tersine dönebiliyor.
Dolayısıyla bunu Fed bile kabul etmiyor yani. Düşünün, hiç resesyona girmeyecek bir senaryo sunsa da yani bunu çok kabul etmek istemediği için ağırlıklı olarak yine hani enflasyonun ön planda olduğu, enflasyonda tarihi zirveye yakınız. Dolayısıyla enflasyon beklentileri ile ilgili ne düşünüyorlar? Son dönemde Avrupa'da en sıkıntılı durumlardan biri oydu. Belki orası yakından takip edilebilir. Ama hani şunu söyleyeyim, en azından benim takip edebildiğim kadarıyla üyelerden gelen açıklamalar, hani biz zirveye yakınız, ya bu sene bu Aralık ayında ya da işte Ocak ayında zirveyi görüp enflasyon düşecek. Yani şeyden çok bahsetmiyorlar, ekonomik büyümeye dair, resesyona dair. Bunun da temel sebebi işte hazır sıkı gidiyoruz. Hani sözlü yönlendirmeleri, eğer bir miktar resesyon odağını, yani enflasyondan odağı resesyona çektiğimizde piyasa, bakın gördünüz mü? İşte merkez bankaları tedirgin oluyorlar. Bu ilk işaret, çünkü piyasa tarafında çok rasyonel bir durum yok. Piyasa hep görüp duymak ve görmek istediğini alarak fiyatladığı için daha temkinli gidiyorlar. Dolayısıyla bana kalırsa bugün, hani dünkü konuşmalarında onun da etkisi var. Bir miktar daha, hani evet enflasyonda işte işler iyi gidiyor minvalinde konuştuğunda, tamam yani Fed de bizim gibi düşünüyor deyip irrasyonel fiyatlama yapıyor. Bir yönü itibariyle de mecbur kalarak da iyi gördüğü şeyleri de çok açıklayamıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada da yani 50 bas puanlık artışın zaten piyasa fiyatlamaları üzerine etkisi olmayacağı bekleniyordu. Zaten euro, dolara ve sterline şu an baktığımda o etkinin olmadığını da görüyorum Cansu'nun açıkçası. Evet, dediğiniz gibi bakalım bu hafta tüm verileri topladık. Haftaya nasıl bir hafta bekliyor bizi? Fiyatlamalar nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz efendim. Gerçekten faiz kararlarıyla yoğun bir hafta geçirdik. Özellikle ABD bekleniyordu. Beklentileri de karşıladı zaten. Eklemek istediğiniz herhangi bir veri var mıydı? Yoksa kaydımızı burada isterseniz sonlandıralım ama izleyicilerimize tekrar uyarayım. Yorumlar kısmına sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz efendim. Oradan biz elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Evet tabii Cansu Hanım, değerli izleyenler yazabilirler. Yarın ve hafta sonu elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Şu an için evet bu bir miktar konjonktür nedeni böyle erken çekmek zorunda kaldık. O nedenle lütfen kusura bakmasınlar. Ama atladığımız bir şeyler olursa yani ben gerekli takibi yapıp önümüzdeki haftadaki programda izleyenlerimize paylaşırım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Size de ayrıca. Estağfurullah, biz de size çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İzleyenlerimiz bizi maruz görürler. Ben biliyorum onları. Gerçekten çok kibarlar. Her hafta canlı yayın yapıyoruz. Hep onlarla buluşuyoruz ama bu haftalık böyle olsun diyelim. O zaman herkes kendine iyi baksın efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmemizi diliyorum. İşte bol bol dinlenin. Haftaya pazartesiden itibaren tekrar başlayacağız Haluk Bürümcekçi ile. Ve haftaya güzel programlarımız olacak. Yeni sürprizlerimiz olacak. Onları lütfen kaçırmayın. O zaman görüşmek üzere Filiz Hanım. Görüşmek üzere Cansu Hanım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi hafta sonları efendim.